düzgün Türkçe temalı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Şiirler ve şarkılar bulunmakta. İnsan eşrefi mahlukattı derdi baba. Okulumuzda radyo bir mutfak gibi ilerliyor. Öğrencilerim atölyeler dahilinde çalışıyorlar ve her geçen gün bu atölye çalışmaları büyüyerek devam ediyor. Bu bir topluluk çalışması. Biliyorsunuz topluluklar daha çok üniversite dahilinde ilerler. Lisede topluluk mantığını getirmiş oldum. Bu topluluk çalışması içinde aslında eğitimin temel amaçları olan özgüven kazanma, işbirliği içinde çalışma, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme, Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma da var. Bu bence çok anlamlı. Bunun haricinde çocuklar atölye başkanlığı yaparak hem birbirleriyle iletişim halinde hem işbirliği halinde ilerliyorlar. Hem de kendi atölyelerini yönetme şansına sahip oluyorlar. Bu atölyeler içinde öğrencilerde yaş sınırlaması yok. Topluluk olduğu için aslında tüm okul bireyleri bu radyo çalışmasına dahiller. Ama istedikleri ve gerçekten yeteneklerine ve eğilimlerine göre de bu topluluklara veya atölyelere dahil olabiliyorlar. Bizim okulumuz eşit ağırlık öğrencilerinden daha çok tabii ki üniversite sınavına hazırlıyor. Sözel tercihler de oluyor ama hukuktan, psikolojiden ziyade artık öğrencilerimiz iletişimi tercih etmeye başladılar. Yani radyo içinde olan öğrenciler bu atmosferi gerçekten seviyorlar ve sinema televizyon bölümüne doğru da ilerlemeye başladılar. Şu anda iki öğrencimiz İstanbul'da zaten sinema televizyonda okuyor. Ve diksiyon anlamında da iyi geliştikleri için iletişim anlamında radyolarla da çalışmaya devam ediyorlar. Bu podcast bölümümüzde anoreksiyi konuşacağız. Konuğum Esra Hocam. Merhaba. Radyo ile ilgileniyorum. Radyo ile ilgilenmeyi çok seviyorum. Kayıt yapmayı, kayıt almayı çok seviyorum. Sesimi kullanmayı çok seviyorum. Podcast dinlemeyi ve aynı zamanda podcast yapmayı da çok seviyorum. Özellikle gençlere ilgilendiği için benim de ilgimi çekiyor tabii ki. O yüzden podcast benim için radyoda vazgeçilmez bir şey diyebilirim. Podcast dinlemeyi çok seviyorum dediğim gibi. Vandula Ajansı'nın podcastlerinden yararlandım radyoda kendimi geliştirmek amacıyla. Benim için çok faydalı oldu. Tabii ki birçok farklı yayından dinliyorum ama Anadolu Ajansı'nı özellikle kendime yararlı bulduğum için dinledim. Burada kendime özelleştirmek amacına değil, daha çok gençlerin üzerinde yapmayı seviyorum. Çünkü podcast şu anda gençler için vazgeçilmez bir şey diyebilirim. Podcast sadece belirli konularla sınırlı değil, birçok konuya ait podcastler var. O yüzden bence podcast şu an gençlerin gözdesi olduğu için ilerleyen zamanlarda da daha çok yaygınlaşacağını düşünüyorum.